kayınvalideler odasında Hüsniye Hanım gelinini birazcık kızdıracak açıklamalarda bulunmuş. Aslında tüm gelinleri de yakından ilgilendiren bu açıklamalar karşısında bakalım bizim gelinler ne tepki verecek? Evlenecekleri zaman oğullarınızın alacağı hanımların ellerine bakın lütfen. Ekonomik şartlar gittikçe zorlanıyor. Evlenmek, düğün yapmak, kız istemek, o yüzüğü parmağa takmak bile bir masraf. Eskiden yoksulluk olduğu için kayınvalideler şuna dikkat ederlerdi. Elleri küçük gelinlere bakarlardı. Tabii ekonomik olarak alacakları gelin çünkü gramdan da düşüyor. Parmağı küçük, eli küçük. Anlatabildim mi? Her zaman tasarruflu ve ekonomik gelinler oluyor onlar. Ama eli büyük şöyle koca koca gelinler ne oluyor? Gram artıyor. Altının fiyatı artıyor. Şimdi bakın arkadaşlar, bugün minimum tek taş bir yüzük büyük elli bir geline takılmaya kalktığında 4000 TL civarında. Oldukça masraf yani. Evlenecek bir oğlum var. Öyle dikkat edeyim o zaman. Alırken kazanacaksın bir şeyi. Alırken kazanabilmek için de gelinin bileğine ve parmaklarına bakacaksın. Büyük olmasın. Birincisine bakmadık, ikincisine bakalım o zaman. Öyle mi diyorsunuz? Benim gelinimin de eli büyük, bileği ince. Buradan büyük bilezik, buradan ince. Ne yapak şimdi? Ya ikisinin uygun olması gerekiyor. Yani ne yapak şimdi? Seni çare geçirince. Estetik mi yaptırayım? Hayatım olan olmuş. Yani. Geçmiş. Ben Hatice'nin ellerine bakamadım. Bakabilseydim tasarruf edecektim. Niye bakamadın? Maşallah benim gelinin elleri de kocaman. Oğlum başımın etini yedi çünkü. Hadi anne isteyeceğiz, hadi anne yapacağız. Ya. Bir türlü nefes aldırmadı. İki ayağım bir pabucun içine girdi. Gelinin ellerine bakmadan bakamadım. Bakmadan altına. Bakamadım, gelinin boyuna bakıyordum. Yine Hüsniye Sultan yapmış yapacağını herkes oldu. Kızlar. Elleri gösterin bakalım. Ay benim ellerim kalındır. Bileklerim... Sen masraflısın. İkinciyi ben. Zeynep'imin küçücük. Yeşim senin Yeşimden ince. De büyük. İnce ama büyük. Kocasının elinden büyük bunun eli. Eyvah eyvah. Seninki? Orta karar. Orta karar. Zeynep senin de elin büyük. Aslında kayınvalideninki ufak. İnce benim ama. Zeynep'in küçük. Küçük küçük. Şimdi Hüsniye Hanım'a demezler mi? Böyle madem fikirlerin var. Kızın bayağı eli. Yani şuradan göstereceğim. Geçen bilezik kazandın sen. Bu Hatice'nin girmedi bileğinden. Ediyor tabii. Yani büyüğü taktı. Arasında fark var mı? Var. Aslında doğruluk payın var yani. Ama doğruluk payı var diyor da biraz önce aşktan falan filan sevgiden bahsettik. Şimdi aşk nerede kalıyor, sevgi nerede kalıyor, oğlun sevmiş, gelin yani gelinini de hani sevmiş birbirlerini. Sen gidiyorsun gramla, hadi diyelim ki baktın elime benim parmaklarım büyüktü, almayacak mıydın beni? İkna edecektim oğlum. Bir gram göremedim. Yüzünden sevgiyi, aşkı, her şeyi yok ettim. Şimdi yani. Demiyorsun ama. Efendim? Şimdi demiyorsun. Eskiden diyorsun insanlar böyle bakar. Ama ikna ederdim. Hayır. Eskiden böyle yapılıyordu. Yo dememişsindir öyle. Demiş ya. Eskiden yapılıyordu ama şimdi de yapılmasını istedim ki kızlar da birazcık yani dikkat etsinler. Elini küçültsün. Ne yapsın? Yani, hayır, ellerini küçültmesinler. Aslında daha ama evliliği... Evlenirken bu kadar çok şey istenilmesin. Onlar tasarruf yaparsa da kollarına daha rahat bilezik takarlar. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela hani diyorsunuz ya, mesela çok tasarruflu bir gelindir, doyumludur. Hani eli çok büyüktür ama o bir yüzük ona yeter. Ama çok minik elli olup her gün kocasına bana şu takıyı da al, bu takıyı da al, bilmem ne de diyen birisi de olabilir. Bir. İkincisi de şöyle bir şey var. Benim annemin tarafında da eli büyük olan kız alınır. Çünkü eli büyükse bir gelinin, çok maharetlidir, elinden her iş gelir. Öyle derler bize de. Bak. Görüyor musun büyük elli kendini nasıl övdü? Ben büyükeyimdir ama çok marifetliyimdir. Bizde büyüktür eller. Anasının eli de büyük. Yani sen marifetlisin. Anneme öyle almış. Zeynep biz marifetsiziz. En marifetli ben. Hiç katılmıyorum ben buna. Şimdi parmakları en büyük kimin? Benim kesinlikle. Parmakları en kalın onun bak. Yani en masraflı sensin. En marifetli de ben alıyorum. Fark eder yani. Evet. Ya şöyle bir şey var. Aslında kalın olması yani gelin için daha mantıklı. İlerleyen zamanlarda birikim, o da birikim. Eşi oğluna birikim.
gram yok, fazla o da o şekilde olsa. Düşünmüyor ama herhalde. Ama kaynanaya masraf ya. Masraf. Hayır, gelin tamam sana masraf ama oğluna da birikim. Ha sen oğlu ne olur? Düşünmüyor ki zaten. Ya hayır ben anlamıyorum. Benim kayınvalidem demek ki beni hiç istememiş. Elime takıyor, vücuduma takıyor, kaşıma takıyor, giydiğim kıyafetlerime takıyor. Yani Allah aşkına anne her şeyin para olmuş ya senin. Resmen her şeyin tasarruftan bahsediyorsun, ediyorsun ama bunların zaten hepsi bende var. Ben zaten böyle eli çok bol bir insan değilim ki yani. Ben senin şansına, da çok böyle orta halli böyle parmaklı gelmişim ben sana. Ben Beyhan Hanım'la konuşmak istiyorum, o beni anlar. Şimdi Allah. Burada Beyhan Hanım'a. Şimdi bunlar ufacık bir eksikleri olmadan evlenemiyorlar. Biz nasıl eksikliklerle evlendik? Anne sen ne zaman evlendin? Saniye tarih ya. Kaç bırak tarih? Sorma. Biz burada sohbet ediyoruz. Aramızda jenerasyon farkı var. Kıyaslayamazsın. İşte şimdi... Ama jenerasyon farkı varsa bak Ece de aynı jenerasyon hatta senden küçük bayağı eski kafalı düşünüyor. Yani diyor ki ben eskileri daha çok seviyorum. Eskilerin görüşünü benimsiyorum. Her an bazı konularda yani eşyan eksik olsa da evlenirsin bu durumda sen. Zamanla yaparız tabii, diyenlerdensin. Evet. Ama maalesef şimdiki gelinler ufacık bir eksiklikte onu istiyorlar, bunu istiyorlar, istiyorlar da istiyorlar. Tabii ister istemez biz oğlan anneleri de tasarrufa gitmek zorundayız. Öyle değil mi Beyhan? Konuş bir yardımcı ol yani. Destek almaya çalışıyor yanına da. Bu şunu söylemek istiyorum. Hani o kadar konuşuyorsun anne var ya ağzımı açıp bir şey istemedim evlenirken bile. Hatta benim annemler bile dedi ki yani hatta ben daha sonralardan söylüyorum ben bedavaya gitmişim resmen. Yani ne bilezik istedim, ne bilmem ne istedim. Sadece gözüm kör olmuş, Hüseyin'i sevmişim yani. Gelmişsin burada tasarruftan bahsediyorsun. Hüsnü abla eğer böyleyse hakikaten biraz ayıp ediyorsun ha. Çok ayıp etmiyorum. Kız hiçbir şey istememiş. Ay, nasıl isteyecek? Aşık olduğu adam üniversite öğrencisi, stajyer. Evlendirme o nasıl zaman. Nasıl sesini istemeseydiniz o zaman? Hayır evlendirme o zaman. Çocuğun okuyor diye evlendirmeyecek misin yani? Ha, bu çalışmıyor, bunun parası yok. Vardı sizin durumunuz. Niye beklesin çocuk o zaman? Niye bekleyelim biz? Yani her söylediğinde tezahür. Yani. Ben niye tasarruf yapmayayım? Koca elli bir gelin alayım. İşte Gülnaz abla senin fikrin ne? Benim fikrim Hüsnü Hanım'a katılmıyorum hiç. He. Katılmıyor. Bu katılacak gibi değil. Yani mesela kendi kızı olmuş. Elleri büyük deyip küçük deyim. Bir başkası dünür geldi ona. Ellerine mi bakacak böyle küçük mü büyük mü? Mantıksız yani. Sen nasıl mantıksız düşünüyorsun? Böyleydi ya? Ama böyle yapılıyor. Başkası da senin kızının ellerine bakacak. Ya mesela huyu çok güzel Hüsnü abla. Huyu güzel, kendi güzel, eli büyük. Ne oldu? Almayacağız mı o gelini? İkna edilmiş. Tasarruf edecekler. Tamam almayalım. Tabii ki alacağım. Kızım senin ellerin büyük. Şimdi ekonomik...